Değerli öğrenciler, doğru akım makineleri motor ve generatör olarak çalışırlar. Generatör çalışmayla ilgili olarak serbest uyartımlı, şönt uyartımlı, seri uyartımlı ve 4 çeşit komponent uyartımlı generatörün açıklamalarını yapmıştık. Şimdi motor çalışma için serbest uyartımlı ve şönt uyartımlı motorun eşdeğer devresini, denklemlerini ve diğer özelliklerini bu videoda sizler için anlatacağım. Serbest uyartımlı doğru akım makinesi uyarma devresiyle endüve devresi birbiriyle elektriksel olarak bağlantısı olmayan bir motor. Bu motor evet belki endüstride ya da uygulaması çok kısıtlı olan bir motor olmakla beraber endüve devresi yapı itibariyle şönt makineye aslında benziyor. Çünkü şönt makinede şayet besleme gerilimi sabitse sabit bir uyarma akımı, sabit bir manyetik akı var. Burada da şurada görmüş olduğunuz uyarma devresinden geçen akım eğer sabitse, bunun sabitliğini sağlıyorsak bir nevi serbest uyartımlı doğru akım motoru şönt motor ile benzer özellikler gösterir diyebiliriz. Doğru akım motorları girişlerine yani fırça komutatör sistemine uygulanan elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirir ve çıkışlarında yer alan fan, asansör ve benzeri yükleri tahrik ederler, çalıştırırlar. Serbest uyartımlı doğru akım motoru uyarma devresi endüve devresinden bağımsız harici bir doğru gerilim kaynağından beslenir. Serbest uyartımlı bir doğru akım motorunun sabit bir gerilimle beslendiği varsayılırsa şönt motoru ile benzer özellikler gösterir diyebiliriz. Biraz önce zaten bunu ifade ettik arkadaşlar. NI yani amper sarım. Hangi amper sarım? Motorun uyarma devresinde bir bobin var. Bu bobinin sarım sayısı NF. Bu bobinden geçen akım IF ise bunun NF, IF amper sarımı makinenin çalışması için gerekli olan manyetik akıyı üretir. Uyarma akımına göre üretilen manyetik akı arkadaşlar, devamlı söylüyoruz, manyetik akı doyum özelliği gösterir. Ayrıca manyetik akının endüklenen iç gerilim ile şunu kastediyoruz. Bakın manyetik akının fi endüklenen iç gerilim ile endüksiyon yasası gereği doğrudan bir ilişkisi düşünüldüğünde nedir bu? E eşittir N d fi bölü dt. Dolayısıyla E ile yani iç gerilim ile endüklenen gerilim ile akı doğrudan alakalı. Dolayısıyla mıknatıslanma karakteristiği olarak da ifade ettiğimiz E eşittir, EA eşittir, FIF fonksiyonu yazılabilir. Yani uyarma akımına göre değişen bir endüklenen gerilim. Bu gerilim tabii ki malzeme, makinenin, doğru akım makinesinin manyetik malzemesi, doyumlu olduğu için arkadaşlar tabii ki uyarma akımını sürekli arttırmanız demek endüklenen gerilimi arttırabileceğiniz anlamına gelmez. Şimdi motorun burada görmüş olduğunuz eşdeğer devresini kullanarak motorun kalkış anını ve sürekli halde davranışlarını hangi denklemler ile inceliyoruz buna bakacağız. Giriş gerilimi arkadaşlar bir doğru gerilim. Burada endüklenen bir gerilim var ve endüve akımı akıyor. Seri bir devre arkadaşlar. Motorun kalkış anında bir yol verme direnci ile çalıştırılması gerekiyor. Çünkü aksi takdirde akım çok büyük olacaktır. Bu nedenle buraya bir yol verme direnci endüve devresine seri bağlı olarak eklememiz gerekiyor. Bu devrede arkadaşlar yol verme direncinin dahil olduğu kalkış anında endüve akımını bu şekilde hesaplıyoruz. Sürekli halde ise arkadaşlar yol verme direnci devre dışı kalmalıdır. Dolayısıyla denklem biraz daha sadeleşecek ve endüve akımını bu şekilde hesaplayabileceğiz. Evet. Serbest uyartımlı doğru akım motorunu bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi şönt uyartımlı motora bakalım. Şönt uyartımlı makinede uyarma sargısı arkadaşlar, uyarma sargısı endüvi sargısına
paralel bağlıdır ve giriş gerilimine de paralel bağlıdır. Burada giriş gerilimi arkadaşlar, giriş gerilimi eşittir endüklenen gerilim artı IA çarpı RA. Hangi durumda? Sürekli halde arkadaşlar. Çünkü sürekli halde biz yol verme direncinin devreden çıktığını ifade etmiştik biraz önce. Buradaki EA gerilim yerine KFi omega m yazılırsa bağıntımız bu hale dönüşüyor. Tabii ki moment için arkadaşlar T eşittir KFi IA diyoruz. Endüve akımını buradan çekip IA eşittir T bölü KFi yazdığımızda bakın şuradaki IA yerine ne yaptık? T bölü KFi yazdık. Dolayısıyla giriş geriliminin yeni hali, giriş gerilimi denkleminin yeni hali KFi omega m artı T bölü KFi çarpı RA şekline dönüşmüş oldu. Buradan açısal hızı çekerseniz arkadaşlar açısal hız bağıntısı giriş gerilimi bölü KFi eksi endüvi direnci bölü KFi'nin karesi çarpı TM şeklinde yazabiliriz. Bakın biz motorlarda hız moment karakteristiğini veya moment endüvi akımı karakteristiğini daha çok inceleriz. Çünkü motorun dış karakteristiği anlamına gelir. Motorun çıkışındaki büyüklükler arkadaşlar moment ve açısal hızdır. Dolayısıyla buraya bakın momenti yazdık ve buraya da endüvi akımını yazdık. Endüvi akımıyla momentin lineer değiştiğini bakın şuradan anlarız. Tm eşittir KFi IA'dır. Dolayısıyla bir lineerlik var. Nereye kadar? Doyum gerçekleşene kadar arkadaşlar bu lineerlikten bahsedebiliriz. Peki tabii endüvi reaksiyonu da kutuptaki yani uyarma akısını bozduğu için şu akıdan bahsediyorum bakın. Endüvi akımının yol açtığı bir manyetik akı var. O akı uyarma akısını bozduğu için tabii ki moment karakteristiği de bozulacaktır arkadaşlar. Moment akı azaldığı için moment de azalacaktır. Yine şunt motor için motorun kalkış anı ve sürekli halde denklemlerini inceleyecek olursak arkadaşlar giriş gerilimi eşittir. Bakın giriş gerilimi şurada da gözüküyor. Giriş gerilimi eşittir. EA artı IA çarpı RA artı RYV. Peki giriş akımı şuradan geçen akım ikiye bölünüyor. Bir tanesi bir tarafta IA bir tarafta IF yani endüvi akımıyla uyarma akımının toplamı arkadaşlar giriş akımına eşittir. Sürekli halde yol verme direnci denklemlerden arındırılacak ve ne olacak arkadaşlar? Bakın giriş gerilim eşittir. Endüklenen gerilim artı IA çarpı RA giriş gerilim giriş akımı eşittir. IA artı IF. Zaten bu değişmiyor. Pardon. Uyarma gerilimi arkadaşlar uyarma gerilimi VF gerilimi aslında. Şurası VF VG'ye eşittir. Veya EA artı IA çarpı RA'ya eşittir arkadaşlar. Uyarma akımını hesaplamak istersek uyarma kolundaki gerilim yani giriş gerilimi aslında bölü şu kolda ya da uyarma sargısının eşdeğer direnci neyse ona biz RF diyoruz. Giriş gerilimi bölü RF direnci uyarma akımını verecek.